Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Kanalın adından da anlaşılacağı gibi gereksiz bilgiler ansiklopedisiyle karşınızdayız. Yeni bir bölümle devam edelim. Karpuza kırmızı rengini veren likopen maddesi vücudumuzu kansere karşı korur ve çabuk kana karıştığı için tokluk hissi verir. Bile oruç ya. Biz ne diyoruz millet, oruç ya. Harbiden oruç. Ramazan ayındayız. Ama karpuz da iyi gider değil mi şimdi, buz gibi. Cızır cızır. Ya hayal mi ettim ya? Ay güzel. Evet ya, oruç ya millet. Bu maddeyi çok uzatmıyoruz karpuza... ama demek ki o Allah yaratılışta yine bir muhteşemliği bizle buluşturuyor. Likopen denen madde demek ki insana, rengi de kırmızı ya. Zaten Allah bir yarattığı maddenin neye iyi geleceğini insan vücudunda ona göre belirlemiştir. Mesela cevizi alıyorsun, beyine çok iyi geliyor. Beyne benziyor zaten şekli. İşte şekli beyne benziyor. Şimdi bu da kırmızı, böyle kana iyi geliyormuş. Likopen maddenin adı. Hayır, bu karpuz değil. O neydi biliyor musun Erdal amca? Neydi? Fişna suyu. O da mı? Kanalsı rengini veren şey. Fişna suyu. Yok ya, hamam böceğinin gözüne sabun kaçmaz. Kaçarmış. Devam edelim. Erdal amca, sonraki maddemi okuyorum. Sümük bakteriyel veya viral enfeksiyon sırasında sarıdan yeşile değişen bir renk alarak vücudumuzu koruyan en güçlü mekanizmadır. Ya milletin midesini bulan. Ya bir de öyle bir şey hazırlamış. Sümük ne ya? Karpuzdan sümüğe geçti. Harbi Ramazan, karpuz, oruç, bütün zıt. Her şey zıt olmuş ya. Kuzey ve güney. Nasıl olacak şimdi? Nasıl olacak anlamadım, sümük. Bu niye? Ama sümük çok faydalıymış. Bu okuduğun maddede sen okurken ben düşündüm. Yok, kusma da, yani nefes alıyorsun ya, solunum sistemi nefes, bu tozlar, bakteriler nefesle beraber geliyor. O mukoza denen tabakaya yapışıyor galiba. Orada bakterileri engelliyor. Hava ciğerlere gidiyor. Demek ki sümük deyip geçmeyin izleyenlerimiz. Sümüğün bile faydası var. Var mı Enes hocam? Var. Buyurun. Kuş kafanıza pislediğinde o kakası değildir, çişidir. Kuşların çişleri sulu değil, katıdır. Erdal amca, hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Geçen gün denize gittiğimiz zaman kuş kafana böyle saydırmıştı. Tata tata. Gerçekten öyle bir şey oldu. Enes'e daha önceki videolarımda da söylemiştim. Enes'i tenise götürüyoruz diye. Bir kuş geldi. Şuradan hafifçe şöyle bir renk bıraktı. Meğerse o dışkısı değilmiş. Yani hep toplumda bilinen şey vardır ya, kafama kuş sıçtı diye, kafama kuş işedi diye bunu değiştirebiliriz. Ya yalnız bunu okurken bir şey daha aklıma geldi. Bizim Kıbrıs'a yerleşen bir çok matrak bir arkadaşımız vardı, Resul diye. Buradan da kendine selam gönderelim. Bir gün onun seçmeleri var. Futbolla ilgileniyordu. Beşiktaş'a vapurla geçtik. Vapurla tam geçtik, inerken Martı kafasına öyle bir bıraktı ki bizim önceki tabire göre kaka, gerçekte bildiğimiz o lak. Yalnız o lak diye bırakıyor. Komple çocuğun yüzü buradan aşağı. Şey oldu yani, ben ona nasıl çiş diyeceğim, öyle çiş mi olur ya? O bildiğin... Böyle kalkıyor olur lan diyor falan. Hani uçaklar giderken bomba bırakıyor ya, kuşlar da öyle hedef görüldü tamam. Vaaak aşağı bırakıyor böyle. Öyle boka böyle martı diyebilir miyiz? Diyelim. Daha fazla video bulandırmadan. Nasıl burada ya dedip selamlarımızı gönderdik. Daha fazla video bulandırmadan evet devam ya, edelim. Ramazan dedin, karpuz dedin, sümük dedin, sümük... hepsini bir arada kullanmış. Ne yapmışız biz bu ya? Bu yayın biraz sıkıntılı. Aynen. Neyse, hemen devam edelim o zaman. Bu son maddemiz galiba. Atın çifte atması dünyanın en kuvvetli boksörünün yumruğundan daha şiddetlidir. Depik derir benim. Depik derler. Depik, evet. Diyorum. Anadolu'da sen Sivaslısın ya. Depik ben bilirim. Niye bilirsin? Çünkü gördüm. Sivas olduğun için bilirsin. Yok, Sivas'ta değil. Gezmeye gitmiştik alışveriş merkezine, meydana. Meydan gibi bir yerde, orada ata binmiştik. Ayağı bir kalktı böyle, arkadaki herife bir koydu. Herifin yani ağız burun, vefat yani ağız burun.
öldürdü. Dünyanın en güçlü boksörünü düşün. Muhammed Ali geldi aklıma ya. Allah rahmet eylesin. Hakikaten Muhammed Ali de öldü ya. Allah rahmet eylesin. Gerçekten önemli bir, Müslümanların önemli bir savunucusuydu. Önemli bir kanaat önderiydi. Yaptığı sporun yanı sıra gerçekten tarihlere, hatta akıllara kazanan önemli bir şahsiyetti. Buradan da kendine Allah rahmet eylesin diyerek analım kendini. Çok acı kaybımızdı. Hakikaten acı kaybımızdı. Evet, son maddemizi de bitirdik değil mi? Evet. Erdoğan'ın kapanışı sen yap. Madem açılışı ben yaptım. Açılışı Enes yapmış. Enes bugün gerçekten çok gereksiz bilgilerle karşımızdaydı. Kuzucu ya, yaptık az daha. Yayında. Kusmak bir tarafa, yani hepsini bir tarafa getirdi. Karpuz dedi, sümük dedi. Midem kalkıyor. Şey, martı pisliği dedik, sümük dedik, karpuz dedik, fişler suyu dedik. Hepsini bir arada kullandı. Gerçekten bu haftaki yayında böyle biraz karma karışık bir ilerleme oldu. Aynen. Gereksiz Bilgiler Ansiklopedisi bu haftada böyle bir yayınla karşınızdaydı. Enes Hocam gayet güzel bir sunumla karşınızda oldu yine. Çok teşekkür ediyoruz. Videomuza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar beni ısrarla ikaz ediyorlar. Video değil, kanalımıza abone olunur. Videoyu izlenir diyorlar. Tekrar. Türk halkınca bilinmeyen şeyler bunlar. Harbiden gereksiz bilgiler içinde kendi videomuzdaki gereksiz bilgiyi de verdik. Videoya abone olunmazmış. Sizi önemli ikaz ediyorlar özellikle. Videoya değil, kanala abone olmanızı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye.